Merhaba arkadaşlar. Bugün elma ağaçlarının ortasını ve tarlayı biçiyoruz. Tarlayı biçerken de buradaki ak leylekler tarlaların içine geliyorlar. Her yerde ak leylekler var. Sonra ona da uçtular. Onlar niye geliyorlar bu tarlaya? Şimdi tarla biçerken tarlanın içinde haşereler oluyor. Serçeler, ondan sonra çekirge, yani bir sürü haşereler oluyor. Serçeler de dahil. İşte içeride yaralandığında ya da öldüğünde onlar yiyorlar. Evet arkadaşlar, şu anda elma ağaçlarımıza maşallah iyi yetişmiş. Şu anda tarla biçiyoruz böyle. O da yakına gider, daha güzel olur. Evet arkadaşlar, tarlayı biçiyoruz. Şimdi ben bu tarafa geçeyim de güvenlik şeyinden. Evet arkadaşlar, bu şekilde dişim oluyor. Belçete alan duvar olduğundan dolayı alan dar olduğundan dolayı fazla yanaşamıyorum. Çünkü burası taş toprak tepiyor. Teptiğinde gözümüze denk geliyor. Az önce bir tanesi burnuma denk geldi. Yani gözüme denk gelmesinden korktuğum için biraz uzaktan çekeceğim. Ancak uzaktan böyle yakınlaştırarak çekim yaparım. Evet arkadaşlar, geçen sene bu tarafı
İyice bu şekil temiz bir şekilde biçemiyorduk. Niye? Çünkü ağaçları budamamıştım geçen sene. Yani dağlar öyle birbirine girmişlerdi ki traktör giremiyordu. Bu sene dalları hepsi budadı. Traktörün geçebilecek şekilde budadı. Şu anda traktör bu şekilde rahat giriyor. Ben çok da şu taraftaki dalları budamıştım. Şimdi arkadaşlar alan dar olduğundan şoför de çok dikkatli ve titiz olması gerekiyor. O da öyle yapıyor zaten. Hem traktöre, hem biçere, hem ağaca. Üçlüye zarar gelmeden biçim yapması gerekiyor. Bir de bu tarafa doğru gidelim. Evet arkadaşlar, bu kurumuş olan bir ağaçtı, onu devirdi. Ben şimdi bunu kaldırayım. Evet arkadaşlar, şu anda kuru olan bir ağacı ben kaldırdım. Evet, şimdi şunu kenara atayım. Hatta su alanına götüreyim. Oydu, elimi acıttı. Evet arkadaşlar, bayağı büyük bir ağaçmış ya. Nasıl da kurulduk, bunu gözden kaçırmışım. Evet. Şimdi arkadaşlar, ağaçlar arası temizleyince çok güzel oluyor. Boşuna dememişler temizlik imandandır diye. Şimdi arkadaşlar, biçmeden önceki haliyle şimdiki hali arasındaki farkı görebiliyor muyuz? Evet. Şimdi arkadaşlar o tarafa doğru gideceğiz. Şimdi baksana, yani ben boyumu geçiyor otlar. Boyum 1.78. Bunlar ise muhtemelen 1.80. Şimdi arkadaşlar bu şekil biçiyor. Ben için biçerin arka tarafına geçeyim. Evet arkadaşlar. Hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğim. Çünkü kendimden biliyorum. Bir işi yaptığın zaman konsantre olması gerekiyor. Eğer birisi yönlendirdiği zaman insan kendi dikkatini dağılıyor. Onun için şu anda ağaçlarıma zarar gelmesinler diye hiç ses seda etmeyeceğim. Şimdi kaç defa direksiyonu, kaç defa ileri geri filtresi değiştiriyor. Şimdi geri girerek biçiyor bu sefer.
Şimdi de iyice yanaşıp kenarında. Evet arkadaşlar, şimdi araya girecek. Arkadaşlar biz bu ağaçları dikerken acemiydik. Nasıl acemiydik? İşte aradaki biçimi nasıl yapacağımızı hesabı yapmamıştık. Şimdi bir harta yaptık. Ondan sonra 100 tane doğruyu da öğrendik. Harta yapa yapa doğru öğrendik Salih. Şimdi ondan sonra fayse ağaçları diktik. Bu sefer elma ağaçlarındaki düştüğümüz hartaya bir daha düşmedik. Aralarında 10'ar metre, yani bir traktörün rahat geçebilecek şekilde dikimini yaptık. Evet, şimdi arkadaşlar bu küçük alanlar biçer giriyor. Bu sefer o toplama aleti girmez. Kırmık diyoruz. Traktörle kullandığım kırmık o bu aralara giremez. Çünkü o biçerden daha büyük ve daha geniş. Biçerin iki ağzı var. Kırmığı ise 4 tane ağzı var. Ondan dolayı bu bütün alandaki otları hepsini tek elle
düz alana çıkartmam gerekiyor. Yani işim bayağı bir çok. Her rakamdan bir girdim alanda. Şimdiki yeri gördüm. Hatta bittikten sonra yine göstereceğim. Evet arkadaşlar, temizlik böyle bir şey. Maşallah bu arada elmalar. Geri geliyor. Herhalde evet, demin gördük tertip nasıl düz şekilde giriyor. Gidip geliyordu. Geçen sene bu alana giremiyordu. Şimdi dönüş yapıp bu tarafa doğru gelecek. Şimdi bu sefer buradan geldi ya, bu sefer bu taraftan gidecek. Evet arkadaşlar, sonra gelir ben kenara geçeyim. Evet arkadaşlar, geçen sene traktör bu alana giremiyordu. Ben kaçayım dedim. Tarafa doğru gelecek. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim. Şimdi geçersen traktör bu alanda geçemiyordu. Bu sene geçiyor. Niye? Çünkü ağaçları dallarını budadı. Traktörün geçebilecek şekilde. Evet arkadaşlar, burada ilk diktiğimizde 300 tane elma ağacını dikti. Şu anda 50 tane var. Her şey kırıldı. Hayvanlar ondan sonra bazıları kuruldu, bazıları hayvanlar kırdı. Bazıları ise yetişmedi. Derken 50'ye kadar geldi. Yani bu ağaçları kaç yıldır dikmişiz? Yani neredeyse 10 yılı doluyor. Yani 8 yıl var. Arkadaşlar, siz diyeceksiniz içeri o kadar alana soktuğunuz bütün o orta harman ettiniz derseniz önemli değil. Çünkü biz ortun peşinde değiliz. Yerin peşindeyiz. Bizimkine biraz mesaj geldi. Bakalım cevap verecek. Ondan sonra aynı zamanda da biraz da dinleniyor. Şimdi bu kadar alanda gire insanın başı ağrıyor. Evet, şimdi düz. Thank you.
Evet, şimdi buradaki otu göreceğiz. Biraz da hepsi biçilecek. Evet arkadaşlar, bu şekilde düz alanda devam edip gidiyor. Şimdi kayısıların arasını bu şekilde 10'ar metre arayla yaptı traktör. İki defa gidip gelebilecek şekilde geniş alanda diktik. Belki bu sıkıntılar oluşmasın diye. Dur, arka tarafa geçeyim. Evet arkadaşlar, temizlik böyle bir şey. Traktörden uzak olayım da. Şimdi arkadaşlar, biçer tehlikelidir. Şimdi elimiz ayağımız kesilebilir ya da biçerin önünde tepen toprak ya da ağaç diyekmen bize isabet edebilir. Ondan dolayı uzak duracağım.
Arkadaş görüyoruz, o traktörü bile geçiyor. 3 ay orada, 2 ay da burada, 5 aydır biçmemişiz. Evet arkadaşlar, kartalarımızı görüyoruz ve bir sonraki sefer şu ağacın dalları da burada yiyeceğim. Çünkü bu traktöre baya bir engel oldu. Ama bize doğru geliyor. Yaklaşık buralar fasiste toprak. Geri giderken de bir şey bilirim. Bundan daha fazla yaklaşmıyor. Arkadaşlar taş toprak çalı çıktı, bayağı iyi tepiyor. Şimdi bu alana geliyor, bakalım düz mü geliyor, böyle düz geliyor. Evet, görüyorsun bakıyorum. İçeri önündeki orta nasıl tepiyor. Aha, bir tane ağaç dalı bana isabet etti. Allah'tan kemerime değdi. Evet arkadaşlar, küçük olan taşlar ya da toprak çalı çırpı tepiyor. Bunun için fazla yaklaşmamak gerek. Hadi dur buradan. Az kaldı, gitmek üzere. Bir taraf kaldı, bir de bu aralığa kaldı. Bundan sonra bitiyor arkadaşlar. Post sokak üstümüze geldi.
Şamamazı yatağına gider. Güzel bir tut alır. Önce kontrol etti, sonra da devam. Hayır, böyle acele ediyor. Telefonun ekranı iyice toz oldu. Tozdan dolayı ekranı göremiyorum. Evet, içeri kaldırıp geldi bakalım. Su alanı, su alanı içecek. Evet arkadaşlar, bundan sonra böyle uzaktan çekeceğim. Çünkü tehlikeli bölgede o. Neden? Çünkü kavak ağaçlarını da vurmuş, dalları hep yere düşmüş. Şimdi o arada içlerin ağzında şimdi tepebilir. Yani Allah korusun, gözümüze bir yerimize gelir. Durduk yere başımıza bela almayalım. Evet arkadaşlar, şimdi biçim yapıldı. Elma ağaçlarının arasını temizledi iyice. Özellikle bu taraf iyi oldu. Çünkü ben bu tarafı iyice, yani sadece bu sırada bir ramok elma dalları çıkarttım. Yani buralar da güzel. İyi. Geçen sene göre bu sene daha iyi temizlendi. Yani ağaçlar arasını. Şimdi benim sevdiğim elma ağaca doğru gidelim. Su. Ağaç benim en sevdiğim elma ağacı. Beyaz ve tatlı olan elma. Diğerleri hepsi, kaç tür elma vardı burada? Beyaz, kırmızı ve ekşi elma vardı. Evet arkadaşlar, genel itibariyle video bu şekil. Şarjım bitiyor. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Alasmaladık.